balık yanıyor, yıldız yıldız diye görüyor musun? ...360 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bugün gibi, bu güneş gibi, arkamdaki deniz gibi, kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Ege bölgesindeyiz. Balıkesir, Ayvalık'tayız. Deniz de çok güzel görünüyor bu arada. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle bu güzel havada 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın! Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Programın başında bu uyarıyı yapmak zorundayım. Çünkü muhteşem bir program sizleri bekliyor. Bir kere benden söylemesi. Ayvalık'tayız. Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesindeyiz. Ege'nin en güzel yerlerinden birindeyiz açıkçası. Burası Ayvalık'ın meydanı, Cumhuriyet Meydanı olarak geçiyor. Burada birçok çay bahçesi var. Oturabileceğiniz kafeler var. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Onu söyleyebilirim size. Şimdi biz Ayvalık'ın en güzel yerlerini sizlere göstermeye çalışacağız sevgili seyirciler. Gösteremediğimiz yerlere de siz buraya geldiğinizde kendiniz keşfedebilirsiniz. Değil mi Mithatçığım? Evet dedi. Şimdi Ekim sonuna kadar burada muhteşem bir kere şunu söyleyeyim size, hava oluyor. Kasım sonuna kadar da olabiliyor bu arada. Yani onu söyleyeyim, hafta sonları özellikle Kasım'da da fazlasıyla kalabalık olan bir yer. Havanın durumuna göre Kasım'da hafta içi de insanlar tatil yapmaya gelip denize girebiliyorlar. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi şöyle baktığınız zaman burası da yaz aylarında hareket edilmeyen bir cadde. Yani bu caddeye geldiğiniz zaman yazın arabayla trafik duruyor. Kaymakamlığın olduğu yer. Onu söyleyebilirim size. Yani ilçe emniyet müdürlüğünün falan olduğu yer. Şimdi Ayvalık neyiyle meşhur? Tostuyla meşhur. Biz güne şöyle güzel bir Ayvalık tostuyla başlayalım. Burada bir tostçular çarşısı varmış. Oraya girelim ve Ayvalık'ı keşfetmeye başlayalım. Sahilden yürüye yürüye gidelim. Sonrasında da enerjimizi aldıktan sonra Ayvalık'ı keşfedir. Şimdi sahilden yürüye yürüye Ayvalık tostu yemeye gidiyoruz ama şunu söyleyeyim bu arada size. Şimdi Ayvalık'a geldiğiniz zaman buradan denize girilmiyor. Onu belirteyim. Burada tekne turlarına katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla tekne kiralayabilirsiniz. Ayvalık'a geldiğiniz zaman Sarımsaklı ve Cunda da denize giriliyormuş. Hepsini öğrendim, sordum. Yani buradan direkt olarak denize girilmiyormuş. Ama bir otellerin olduğu yer var. Mesela merdiven koymuşlar. Oradan girebilirsiniz. Gideceğim o bölgeye de gideceğim. Her yere gitmeye çalışacağım. Cunda da zaten şurası. Buraya yaklaşık 10 dakikalık bir uzaklıkta. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü Cunda'da biliyorsunuz. Sevgili seyirciler, onu söyleyeyim. Şimdi tekne demişken hemen teknelerin fiyatlarından bahsedelim. Biraz önce bir beyefendiye sormuştum. Bizimki özel tekne dedi. Özel ama ne kadar peki dedim. 10 kişi yemeksiz 7500 lira dedi. Yemekli 9000 lira dedi. Oradaki hanımefendiye de soralım. Hanımefendi, ne kadar tekne turu? Kişi başı 300 liraymış mesela. Böyle turlara da katılabilirsiniz. İlla 10 kişi kiralamak zorunda değilsiniz. Yemek dahil mi? Hangi aya kadar hizmet veriyorsunuz? Eylül sonuna kadar.
Eylül ortasına kadar falan hizmet veriyorlarmış. Tabii ki havanın durumuna göre de Eylül sonuna kadar mis gibi deniz. Ben denizi görünce çok mutlu oluyorum. Sen mi tat? Herkes mutlu oluyor diyor. Suyu görünce herkes mutlu oluyor diyor. Yani şöyle ben hani Akdeniz bölgesinde yetiştiğim için kendimi bir bitki gibi anlatıyorum şu an. Akdeniz bölgesinde yetiştiğim için gerçekten deniz görünce fazlasıyla mutlu oluyorum. Böyle kafamdaki her şey boşalıyor. Kolay gelsin. Balıklar tutulmuş, ayıklanıyor. Hangi balık? Sardalya. Siz mi yiyeceksiniz, satacak mısınız? Ha, bir arkadaşa verdin, sattın yani. O yiyecek afiyetle. Ne zaman tuttunuz? Bugünün balığı. Oh, taze taze. Haydi kolay gelsin. Şimdi sahilden yürüyerek tostçulara gideceğiz ama her gördüğümü de size anlatmak istiyorum. Tekrar belirteyim, Ayvalık Ekim sonuna kadar, işte Kasım'a kadar havaların durumuna göre hareketli bir yer. Ege bölgesinde yazları en çok tercih edilen yer. Çünkü Ayvalık'a geldiğiniz zaman birçok yere gidebilme ve birçok şey yapabilme şansınız var. Yani bir tek buraya bağımlı kalmıyorsunuz, onu söyleyebilirim. Yazın tatil yapılan en popüler yerlerden biri Ayvalık. Biraz önce gösterdiğim Cumhuriyet Caddesi'nde arabalar milim milim ilerliyor. Onun bilgisini verebilirim sizlere. Ve Cunda. Şimdi Cunda'ya minibüsle gitmenin yanı sıra, Ayvalık'tan minibüsle gitmenin yanı sıra kameraman arkadaşım Midat Kılıç gösteriyor. Yolcu motorlarıyla da direkt olarak geçebilirsiniz. Ben arabayla geçmeyeyim, bir değişiklik olsun diyebilirsiniz yani. Onu da size anlatmak istedim. Sahilden yürüye yürüye Tostçular Çarşısı'na geldik. Meydana çok yakın Tostçular Çarşısı, onu söyleyebilirim sizlere. İçeride birçok tostçu var. Dilediğiniz tostçuda tostunuzu yiyebilirsiniz, Ayvalık tostunuzu. Hangisi en temizi, hangisi en güzeli diye sordum buraya gelmeden önce. Hepsi aynı dediler. Ben de bilmiyorum hangisinde yiyeceğimi. İçeriye bir gireyim, kararımı veririm. Ama Mithat benden önce bir girsin bakalım. Buyurun. Tostçular Çarşısı Cumhuriyet Caddesi'nde Ayvalık'ta, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi bulunduğumuz tostçu ikinci sıradaki. Doğru tarif edebildin mi Mithat? Yani dedi. Girince ikinci tostçu, ne var bunda? Doğru tarif edebildim. Şimdi ayran söyledim. Kavurmalı kaşarlı tost söyledim. Ayvalık tostu. Karışık söyledim. Bir de orijinal Ayvalık tostu söyledim. Siz buraya geldiğinizde fiyatlar güncellenmiş olabilir. Bunu programlarda söylüyorum. Biz programımızı bir hafta önceden falan çektiğimiz için, bir iki hafta önceden, onu belirteyim. Burası sabah açılıyor, erken saatlerde sabah 8 gibi açılıyor. Gece de 4'te kapanıyor. Yazın geceleri bile burada oturacak yer bulamayabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Yani buraya zaten hafta sonu özellikle geldiğinizde hava güzelse Ayvalık'a, İğne atsan yere düşmez değil mi kardeşim? Evet diyor. Şimdi fiyat bilgilerini hemen söyleyeyim size. Seçeceğiniz tosta göre fiyatlar 70 lirayla 85 lira arasında. Hayır, 100 lira arasında. Şu tarafı görmemişim. Mesela kaşarlı kavurmalı 95 lira. Tulum peynir kavurma pastırmalı 100 lira. Kaşarlı kavurmalı pastırmalı da 100 lira. Yani onun dışında beyaz peynirli var mesela 70 lira. Ben sucuk yemem, kavurma yemem, pastırma yemem, sosis yemem falan diyorsanız beyaz peynirli yiyebilirsiniz, sulum peynirli yiyebilirsiniz, sadece kaşarlı da yiyebilirsiniz. Soğuk içecekler de 10 lirayla
35 lira arasında sevgili seyirciler. Şu şöyle dursun. Şimdi ben bir orijinal söylemiştim. Orijinalin de fiyatını söyleyeyim, 85. Bu da karışık. Olay karışıkmış bu. 85 lira. Başlayalım mı? Ben orijinal ayvalık tostunu yemeye başlayacağım. Önce. Ayran da iyi gitti. Bu ayvalık tostunu yemesi zor. Kibarlık yapıp da böyle mırın kırın hani böyle mıy mıy yemeye gerek yok. Dalacaksınız. Ağzınız, yüzünüz, eliniz batacak. Hiç sorun değil. Peçete var, ıslak mendil var. Su var. O yüzden dert etmeyin. Şöyle bir tostçular çarşısına göz atın. Ben bildiğiniz dalacağım çünkü tosta. Sonrasında ben sizi Ayvalık sokaklarından karşılayayım. Sizi Ayvalık'ta öyle güzel sokaklara götüreceğim ki o kadar Ayvalık'a geldim. Bu sokak neredeymiş, bu evler neredeymiş diyeceksiniz. Ama önce bir tostum yiyin. Ayvalık'a gelmişken serpme kahvaltı çekeceğimi düşünmediniz herhalde. Ayvalık'ın sokaklarından sizleri karşılayacağımı söylemiştim. Ayvalık'ın en popüler cadde ve sokaklarındayız şu an. Ayvalık'a geldiğinizde ön caddeleri unutun. Evet, sahil kısmı çok güzel ama arka tarafta şu an bulunduğum cadde ve sokaklar daha da güzel. Mithat'ın gösterdiği taraf, güzel kızların yürüdüğü yer, Barbaros Caddesi, hemen sağ tarafım Macaron Sokağı sevgili seyirciler. Birazdan bu sokakların güzelliğini daha da göstereceğiz sizlere. Ama önce neredeyse 150 yıllık bir kahve var arkamda. Orada oturalım, bir soluklanalım. Sonra Macaron Sokağı'nda gezelim, tozalım. Neler var, neler yok, ne kadar aymış. Sizlere bilgisini verelim. Şunu belirtmek isterim ki burası kış aylarında daha tenha oluyor. Şu an görmüş olduğunuz sokak. Kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Ekim sonuna kadar, Kasım'da hava güzel olursa tekrar belirteyim, buralara gelebilirsiniz. Ama Ekim sonuna kadar bu hareketlilik devam ediyor. Özellikle hafta sonları adım atılacak yer kalmıyor. O kadarını söyleyeyim sizlere. Hele bir de yazın. Bu var ya bu kalabalık hiçbir şey. Akşam görmeyin gitsin. Yani size o kadarını söyleyeyim. Arka tarafta birbirinden güzel tarihi evler var. Hiçbir şekilde doğallığı bozulmamış. Onların arasında da fotoğraflar çektireceğiz, yürüyeceğiz. Şimdi Arnavut kaldırımlı yol olduğu için şöyle Mithat göstersin. Yine buraya gelirken de rahat ayakkabı giymenizi tavsiye ediyorum sizlere sevgili seyirciler. O zaman, ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Nesi meşhurmuş buraların biliyor musunuz? Ölüsü, delisi bir de kedisi. Her gün bir ölü oluyormuş. Sonra neydi? Deli çokmuş. Ben de geldim. Efendim? Bir de kedi çokmuş. Ama benim bir şikayetim var. Şu an bu dört yol ağzında bulunduğumuz yerde. Buradan arabalar falan geçiyor. Ya daracık yol. Özellikle yaz aylarında aslında buraları bence trafiğe kapatmak gerekiyor. Tamam, sustum. Şöyle bir bu güzel sokaklarda, Ayvalık'ın arka sokaklarında kaybolun. Macaron Sokağı'na falan da göz atın. Ben sizi arkamdaki kahveden karşılayın. Şimdi buranın en meşhur kahvesinde oturuyoruz sevgili seyirciler. Önümde dört güzel meyve suyu var. Hem de doğal.
koruk suyu, karadut suyu, limonata, böğürtlen suyu. Aklımda tutamayacağımı düşündün değil mi Mithat? Evet. Şimdi Ayvalık'ın tostunun yanı sıra şunu söyleyeyim size. Koruk suyu fazlasıyla meşhurmuş. Gerçekten de sevgili seyirciler. Burası arkamda görmüş olduğunuz sokak Macaron Sokağı. Onu da belirteyim. Bu kahve de kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. Buranın en eski kahvesi. Dördüncü kuşaklar tarafından şu anda işletiliyor bu kahve. Sabah 5.30 gibi açılıyor. Gece de yarım gibi kapanıyormuş, 12.30 gibi kapanıyormuş. Yaz kış açık bir kahve burası. Yani yazın da gelebilirsiniz, kışın da gelebilirsiniz. Tabii ki kışın biraz daha tenha olabiliyor. Yazın biraz daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim size ama Ayvalık'a geldiğiniz zaman mutlaka burada soluklanmanızı tavsiye ediyorum. Çayın fiyatı 10 lira, kahvenin fiyatı 40 lira. E o zaman koruk suyuyla başlayalım mı tadımımıza? En doğalından meyve suları önümde. Hayatımda ilk kez koruk suyu içiyorum bu arada. Aa çok güzel. Karadut suyuyla devam ediyorum. Hayatımda içtiğim en güzel karadut suyu diyebilirim. Koruk suyunu ilk kez içiyorum. En güzeli diyemeyeceğim ama bayıldım. Ama böyle bir karadut suyu daha önce içmedim limonata. Hepsini bitirmek istiyorum şu anda. Çok güzel hepsi de. Bu da böğürtlen suyu. İyi gezmeler. Takip ediyorum. Teşekkür ediyorum. Nereden geldiniz? İstanbul. Aha neresinden? Bayrampaşa'da. Sen İstanbul'un her tarafını geziyordun. Evet İstanbul'u geziyordum. Şimdi Ege'ye geldim. Şaşırdınız mı? İyi gezmeler olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi böğürtlen suyunu içeyim. Bak İstanbul'da karşılaşmak nasip olmadı. Bayrampaşa'dan gelmişler. Ege'de karşılaşmak nasip oldu. Böğürtlen suyu da çok güzel. Bir daha baştan. Bir daha baştan. Dalga mı geçiyorsun? Haliye. Niye? Baştan başlayayım. Geçiyor o yüzden. Anlamadım Mithat ne dediğini. Mithat benim aklımda oynuyor şu an sevgili seyirciler. Başa mı döndüm? Evet. Niye başa döndüm? Bir daha içeceksin de sırada. Bir daha mı içeceğim? Evet. Ha tamam anladım şimdi. Anladım şimdi sağ ol Mithat. Evet. Sevgili seyirciler görüyorsunuz değil mi neler çekiyor? Ama gerçekten çok lezzetli. Koruk suyuyla evet devam edeyim. Vallahi çok güzel hepsi ya. Devam edeceğim. Ama önce bir bunları içip bitireyim. Sonra buranın sahibi amcamızı çağıralım. Şöyle bir sohbet edelim. Sonrasında da size bir şey diyeyim mi? Yaz kış burada bir pazar kuruluyormuş. Yazın da kuruluyormuş, kışın da kuruluyormuş. Perşembe günleri. Arka taraftaki pazara bakalım. Sonra şuralarda bir yürüyelim. Ara sokaklarda kaybolalım. Ama önce buraların bir tarihini dinleyelim. Evet, kahvenin sahibi Ahmet abi yanımızda. Ahmet Cavlı. Evet efendim. Ahmet abi dedi ki kamera kapalıyken, beni burada çok duyarsın, benim ismimi duyanlar titrer dedi. Evet. Eski Kabadayılardan mısın sen? Hayır, eski Kabadayılardan ama Macaron'un geçmişteki olan bir şey ismi var, Macaron. Daha önceden Rumlar zamanında burada 3 tane tanavra vardı. 2 tane de banga vardı. Kaçakçılık yapan insanlar burada paralarını bangadan alıp tanavrada yiyordular. Ama 80 senesinden sonra bu çatıyı kırdık. Bütün ailelerimizi, bütün çoluğumuzu, kızımızı, oğlumuzu hepimizi buraya adapte ettik.
gitti. Aile bir Macaron oldu. Şu anda Macaronumuz çok güzel. Yaşanacak bir yer, fırınımız var, hediyelik eşya satan yer. Bu kadar eskiden popüler yoktu. Miydi? Değil. Peki nasıl popüler oldu? İşte bizlerin sayesinde oldu. Neden oldu? Efendime söyleyeyim, yeni mekanlar açılmaya başlayınca, tabii ortada ben kalınca merkez oldum ben. Ha kendimi kahveyi bozmadım. Herkes kafeye döndü ama ben kafeye dönmek istemedim. Kahveyi iyi ki bozmamışsın Ahmet amca. Evet. Burası bence doğallığını korumuş. Bu arada Ahmet amca çok sana şu kadarını söyleyeyim. Ben hayatımda ilk kez koruk suyu içtim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok ama çok lezzetli. Sana söyleyeyim. Evet. Bir de eskiden burası için sanayiymiş diyorlar. Sanayi değil. Kadınlar yürümezmiş diyorlar. Hayır, kadın geçemezdi burada. Aa niye? Niye? Herkes affedersin içkileri burada sağlığa zararlıdır. Aile de kendini sakınıyordu, geçmiyordular buradan. Ama şimdi emniyetimiz olsun, efendime söyleyeyim, belediyemiz olsun bayağı destek verdi bize. Biz de burasını güzelleştirmeye çalıştık. Ne kadar güzel. Ahmet amca ağzına sağlık. Kahve de çok güzel bir kahve bence. Bir tat şöyle bir kahveyi gösterir misin rica etsem senden dışarıdan? Teşekkür ederim. Macaron'a hoş geldiniz. Hakiki koruk suyu, doğal. Her şey var burada. Her şey var. Vallahi Ahmet amca çok teşekkür ederiz ben sana. Ben teşekkür ederim. İşin gücün rast gitsin. Allah sana sağlık versin. Amin. Sizlere de bol yayınlar vereyim. Güzel günler gelsin. Amin inşallah. Dikkat et kendine. Sizler de. Bay bay. Annenize de burada neyi sallayalım ya? Ben öyle çıkmasaydım. Aa ben de böyle çıkıyorum. Ne var ki yani? Gel gel gel. İsim? Annemin adı Güler Karakaya. Ne? Güler Karakaya. Güler Karakaya öpüyorum. Emekli öğretmen. Emekli öğretmen. Size ellerinden bayılıyor. Öpüyorum. Güler ablacığım. Siz nereden geldiniz? İstanbul'dan geldik ama biz Dikili'deyiz aslında burada. Dikili nerede ben bilmiyorum Mithat. Dikili İzmir'in bir ilçesi. Ha. Aynen oradan. Mithat da bilmiyor sizden öğrendi. Oraya da bekleriz. Geliriz inşallah. Evet. İnşallah geliriz. İnşallah. Allah annenize sağlık versin. Amin. Size de başarılar diliyorum. İstanbul'un neresinde? Etiler'deyiz. Etiler'e selam olsun o zaman. Görüşmek üzere. Çok hoşçakalın. İyi gezmeler. Benim annem de sizin hayranınız. Sizi de alayım böyle. Size kırmızı çok yakışmış. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar İzmir'den hoşsunuz geldim. İzmir'den. Evet. İzmir'e öpücükler olsun. Aynen, aynen canım benim. Ana oğul geziyorsunuz. Evet, oğlum İstanbul'dan geldi. Öyle mi? Neresinden? Nişantaşı. Nişantaşı Etiler görüyorsun değil mi bizim? Evet. Buradan kardeşlerime selamlar. Öpüyorum onları İzmir'de. Ay öpün tabii. Allah size sağlık versin. Amin cümlemize. İyi gezmeler olsun. Çok nerelere gideceksiniz ediyorum. Şimdi? Şöyle geziyoruz dolaşıyoruz. İlk kez mi geliyorsunuz Ayvalık? Yok Ayvalık'a ikinci gelişim benim. Oğlum yazlığı var burada. Buralarda dolaştınız mı daha önce? Evet. Valla biz de ilk defa geldik. Ben Ayvalık'a geldim aslında ama ilk kez buralarda dolaşıyorum. İlk kez girdim ben. Ben de yani kesinlikle gelinip görülmesi gereken Aynur, bir yer. İsim? Aynur. Aynur ablacığım. Canım benim. Yolun açık olsun. İyi gezmeler. Allah sağlık versin sağ sana. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ben şöyle teşekkür bir sokaklara ederim. Göz atın. Ben sizi tekrar karşılayacağım efendim. Şimdi Macaron Sokağı'ndayız. Kahve hemen Mithat'ın sağında, benim solumda. Buradan itibaren hareket başlıyor. Nerede hareket? Orada bereket. Değil mi Mithat? Şimdi burada hediyelik eşyalar var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Zeytin ağacı ve ceviz ağacından sunum tahtası, kesme tahtası, dekor. Nasıl kullanıyorsanız. Mesela 380 liraya da var. 690 liraya da var. Yani ürüne göre fiyatlar artabiliyor, düşebiliyor. Kışın açık mısınız? Kışın da açıkmış. Peki kışın buralar kalabalık oluyor mu hanımefendi? Hemen geleyim şöyle yanınıza. Sesiniz duyulmuyor. Bir daha söyleyin. Hafta sonları da açıyoruz. Yani kışın da açıyoruz. Hafta sonları bazen kalabalık oluyor havanın güzel olmasına bağlı olarak. Onun dışında tabii ki bu kadar hareketli değil. Yazın daha hareketli ve sonbaharda. Tabii ki daha hareketli. Sonu, Eylül'den sonra da okullar açıldıktan sonra da ayrı bir kalabalık oluyor. O zaman da farklı bir müşteri portföyümüz İşiniz oluşuyor. Gücünüz rast gitsin. Sağ olun çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ay çok pardon. Haydi bakalım Mithat'cığım biz gezmeye devam.
şimdi şöyle buraya geldiğinizde de sevgili seyirciler, zaten biz Cunda'ya gittiğimizde yemiştik ama yine burada da yiyebilirsiniz. Şöyle damla sakızlı susamlı kurabiye değil mi bu? Evet bak görüyorsunuz. Bu kavala mı? Yok, bademli kavala. Bu bademli kavalaymış. Ne kadar bunların kilosu? 250 lira. Buraya geldiğinizde de bunları yiyebilirsiniz. Dilerseniz eve götürebilirsiniz sevgili seyirciler, paket yaptırıp. Bak bunlar da damla sakızlı kurabiyeler. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Lor kurabiyesi falan var orada. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterdi zaten sizlere sevgili seyirciler. Dediğim gibi burada yemek istemiyorsanız evlerinize götürüp misafirlerinize ya da kendi kendinize yiyebilirsiniz. Şimdi siz bence şöyle bir sokağa göz atın. Sonrasında ben sizi tekrar karşılayayım. Kahvede otururken söylemiştim. Perşembe günleri buraya gelirsiniz. Yazında, kışında pazar kuruluyor. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda pazardan da alışveriş yapabilirsiniz. Bizim gelişimiz perşembeye denk geldi. Ben pazarları, pazarlar beni sevdiği için. Biz bence bir de pazarlarda neler var neler yok. Ne kadara bakalım. Sonrasında sizi o güzel renkli evlerin arasından karşılayalım. Buyurun. Şöyle pazara doğru gidiyorduk da baksanıza sevgili seyirciler. Muhallebilere, kahvelere, İçeriği ne güzel yapmışlar. Ayvalık'a geldiğiniz zaman Macaron Sokağı, Barbaros Caddesi, buralara mutlaka uğrayın. Şimdi ben yeni koruk suyu, böğürtlen suyu, limonata, karadut suyu içtiğim için şurama kadar doluyum. O yüzden belki birazdan bir şeyler yerim. Mesela orada Macaron Muhallebimiz vardır yazıyordu. Macaron Muhallebisi neymiş merak ettim. Ama dediğim gibi Ayvalık zeytinleriyle ve zeytinyağlarıyla meşhur olduğu için şimdi buraya geldiğinizde zeytinyağı kolonyası, onun dışında kahve, karadutlu leblebi, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun da alabilirsiniz. Mithat'cığım bir saniye bekler misin? Ne kadardan başlıyor zeytinyağları? 1 litrelikler 295 liraymış. Zeytinyağlı kolonya ne kadar? 150 lira. Sabun? 90 liraymış. Haydi pazarı karıştırmayın artık. Biraz koruk suyu, böğürtlen suyunu falan böyle şey yapayım. Hani hazmedeyim. Sonrasında muhallebiyi de yiyeceğim inşallah. Oh oh, pazara renkli renkli girdik. Bence siz benden önce pazara şöyle bir göz atın. Sonrasında ben tezgahlardan sizleri karşılayayım. Siz pazara benden önce göz attınız. Ben de tam göz atacakken gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Şimdi konuş. Şimdi konuş. Neydi şeyinizin adı? Gezmek olsun. Gezme, hayır biliyorum da arkadaşınızın ay, adı. Ay bir dakika bir dakika. İsim adı? İsim kameramanımın adı Mithat. Sayemde ünlü oldu. İsim tabii. İsim evet. İsim. Benim adım Bilgen Erman. Bilgen ablacığım. Ayvalık'ın yerlisi. Süper. Bilgen ablacığım bir dakika bekle. Hanımefendi bir gelir ya misiniz? Ben seni gördüm ya. Ben ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Sana sarılmak istiyorum. Bana sarılmak mı istiyorsun? Kız sen nerelisin? Sivas, Kayseri. Sivas, Kayseri olamaz. Nerede doğdun? Ya sen süper gözüküyorsun. Ya. Çok teşekkür ederim. Sen asıl ay, süper olsun. Gözüküyorsun. Evlendin değil mi? Evlendim tabii evlendim. Bak, evlendim. Bir bakar evet. Mısın? İsim, isim. Nurhan. Nurhan, bir dakika. Şunu bir şöyle bırakayım. Mithat çantama göz kulak ol. Bilgen abla gel. Evet Yıldız yakar geçerim. Ay bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel program. Bakar mısın? Allah Ayvalık yanıyor Yıldız Yıldız diye görüyor musun? Mithat. Görüyor musun Mithat? Allah şöhret bizde. Mithat bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur gitme Bilgen abla bekle bir dakika. Kafam karıştı dur. Bir şey söyleyeceğim.
Nasıl güzelsin? Bir döner misin şöyle? Nasıl uyumlusun? Ya maşallah. Çok teşekkür ederim. Ay. Allah nazarlardan vallahi saklasın. Dedim, eğer bir yerde görürsem dün Yıldız'a sarılacağım dedim. Ay gerçekten. Vallahi ya çok candan sevindim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ay. Ederim. Hele evlendiğine daha çok sevindik. Çok sağ ol. Eşimi de öpüyorum buradan. Ben kendi eşimi de öpüyorum buradan. Ay Allah'ım çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, iyi gezmeler olsun. Bilgen abla, görüşürüz. Bilgen abla, Ayvalık'ın yerlisisin. Hadi biraz konuşalım. Ne konuşalım hayatım? Ayvalık'ı anlat bize. Ayvalık'ın... Çok güzel bir yer. Ayvalık'ta yaşamak bir ayrıcalık. Ondan sonra daha ne diyeyim, sizin gibi güzeller de olduğu için daha bir mutluyuz buralara ay, geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Bilgen abla. Ben sizin devamlı kızımla pazar günleri ben bir şey yapmıyorum. Program bitiyor öyle yapıyorum. Tekrarını izliyor Bilgen abla. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bilgen abla kaç yaşındasınız? Ben söylemeyeyim. Tamam söyleme. Enerjin 18 çünkü. Evet. Allah 18. Önemli olan... 20, 30, 40, 50, 60 değil. Önemli olan kaç yaşında hissettiğin. Sayılar gelip geçiyor. Önemli biraz olan hiç enerjiniz bitmesin değil mi? Ne kadar güzel program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. Ay ben daha mutlu oldum. 41 kere maşallah. Şöyle bir izleyicilerim pazarı geçsin. Ben hemen sana bütün bilgileri vereceğim. Hadi el sallayalım. Ben öpüyorum. Pazardayız. Pazar güzel de ben evlere de bakmaktan kendimi alamadım. Vallahi evler de çok güzel. Mithat şu sarı konağı göstermedin. Bak sarı konağı göstermedin Mithat. Niye göstermiyorsun Mithat? Buraya gitmem lazım. Arabalar var ya ben evet. işte diyorum ya bak böyle dar sokaklara araba girmemesi gerekiyor. Ne güzel süslemişler bak duvarı arabadan göremiyoruz. Hiç sevmediğim şey ya. Bak tekrar söylüyorum, kışın da buraya geldiğiniz zaman perşembe günü bu pazar oluyor. Yıldız'cığım ben geldim, pazarı göremedim demeyin. Kışın da geldiğiniz zaman pazarı gezebilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim size. Mithat sizi bir gezdirdi getirdi sevgili seyirciler. Şimdi bakın pazarda el yapımı ürünler var. Şalvar güzelmiş hanımefendi, bence kaçırmayın. Vallahi güzelmiş. Ben de cumalı kızıktan leoparını aldım. Değil mi Mithat? Kombinleyeceğim hatta. Bak yarın giyeyim ya. Bursa'dan mı geliyorsun? Selam olsun Bursa'ya. Cumalı kızık çok güzel ya gerçekten. İpek kumaşlar satan bir çarşısı varmış Bursa'nın. Ha Kozan çok güzelmiş. Ne kadar o? 200 lira. Pazarlık yap 150'ye al ben sana diyeyim. Ben cumalı kızıktan 150'ye almıştım. Bana bak ortalığı karıştıran mikser. Daha yeni bir ay olmadı. Evet. Bir ay olmadı. Bak ne güzel ürünler var. Çoraplar 20 lira. Sonra burada neler var? Pareolar falan var. Bak el boyamasıymış. 150 lira. Yine bak arkada ne güzel çantalar var. Sevgili seyirciler sadece mayonun üstüne pareo olarak değil bluz yapabilirsiniz onlardan. Masa örtüsü yapabilirsiniz. Berjerinizin üstüne, düz berjerinizin üstüne atabilirsiniz. Yani tek şeyle düşünmeyin. Çantanızın kenarını süsle yapabilirsiniz. Hatta dolayıp kemer yapabilirsiniz. Yani belinize. Ben size diyeyim. Hanımefendi sadece masa örtüsü dedi ama birçok yerde kullanırsınız. Değil mi? Merhaba. Merhaba seyrediyorum. Çok teşekkür ederim Bilgen abla. Her yerde karşılaşıyoruz. Ben bilhassa gittim. İstanbul'da da yapıyorsunuz. İstanbul'da da yapıyorum. Ben zaten İstanbulluyum çünkü benim doğduğum yer önemli. Bebek çok oldu. Ama Antalya'dasın. Evet. Maşallah Bilgen ablaya bak. Maşallah Allah nazarlardan saklasın ya. Sen böyle satış yerlerinde aynen öyle. Yerler diye ben sizi çok seyrediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler olsun. Öpüyorum sizi. Çok güzelsiniz bu arada maşallah. Çok sağ ol Bilgen abla. İyi gezmeler. Hadi gel Mithat. Pazar gezi. Ay seni de öpmez olur muyum? Seni de öpmez olur muyum? Hemen öpeyim. Hemen öpeyim. Ayıp ediyorsun. Gelin. We'll be right back.
böyle sokaklarda, yani Ayvalık'ın otantik evlerinin olduğu sokaklarda hem antikacılar var hem de görmüş olduğunuz gibi kafeler ve konaklama yerleri var. Fiyatlarını bilmiyorum, konaklama yerlerine fiyatları soracağız ama bütün sokakların hepsini tek tek sizlere gösteremem. Siz buralara geldiğinizde bakarsınız. Bakın mesela antikacılar dedim ya, hemen sağ tarafımda bir antikacı var. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Yine pazar devam ediyor. Pazarı da sonuna kadar tabii ki gösteremem sizlere sevgili seyirciler. Ama nerede neyin olduğunu tabii ki sizlere anlatacağım. Kışın buraya geldiğinizde bu ürünlerin yerini kışlık ürünler alıyor. Onu söyleyebilirim. Bakın hemen Mithat'ın sağ tarafında gene el yapımı ürünler var. Yazları bu dükkanlar öğleden sonra açılıyor. Yani hediyelik eşya satan dükkanlar öğleden sonra açılıyor. Kışın bazıları açılmaya da biliyor. Mesela beyefendi pamuklu elbiseler satıyor, pamuklu kıyafetler satıyor, şalvarlar satıyor. Kışın da açık mısınız? Açıkmış kışın da beyefendi. Mesela 150 lira elbiseler. Vallahi ucuz, ben size diyeyim. Şimdi benim izleyicim bana kızar, Yıldız her şeyi ucuz diyorsun diye, ama %100 pamuklu elbise ucuz. Yani ne yalan söyleyeyim, bak fiyatları bilen bir insan olarak söylüyorum. Şöyle. Tiril tiril yazın giy. Bikininin üstüne giy. Evde giy. Altına bir topuklu ayakkabı giy. Giy. Sandaletle, spor ayakkabıyla beline bir kemer bağla giy. Her yere giyilir bence. Yani bak orada da çeşitleri var. Şimdi burada olunca kıymeti olmaz. Böyle yazmışlar. Tamam mı? 150 lira ama askıda olunca kıymeti olur. Daha havalı duruyor çünkü. Değil mi Mithat? Mithat da kafa sallıyor. Aynen öyle diye. Yine böyle pazar devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ya burası aslında komple Macaron mahallesiymiş sevgili seyirciler, ama sonrasında Barbaros Caddesi'nin devamı olmuş. Macaron Mahallesi de Macaron Sokağı olmuş. Macaron Sokağı Ayvalık'ın en ünlü sokağından, sokaklarından biri. Fazlasıyla renkli evin olmasıyla birlikte doğal yapısı bozulmamış evler var genelde. Evlerin hepsi hemen hemen konaklama yerlerine ya da kafelere çevrilmiş durumda. O bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Genellikle tekrar hatırlatmak isterim ki yürüyeceğiniz yollar hep böyle Arnavut kaldırımlı yollar olduğu için rahat ayakkabılar giymenizi tercih ediyorum. Son zamanların fazlasıyla popüler yeri Macaron Sokağı. İnternete girdiğiniz zaman eski ama son zamanlarda daha popüler olduğunu göreceksiniz. Yanlışım var mı beyefendi? Doğru dedi. Kışın kalabalık mı? Tenha olmuyor. Yaz kış tenha olmuyor dedi ama yazın kışınki kadar tenha olmuyor. Kışın yazınki kadar da kalabalık olmuyor. Onu da söyleyeyim size. Şimdi ben pazarda fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Renkli sokaklara kendim de gidip her bir kapının önünde fotoğraf çektirmek istiyorum. Lakin size tekrar hatırlatayım. Buraya geldiğinizde perşembe günleri, burada yaz kış pazar olduğunu unutmayın. Perşembe günleri buraya geldiğinizde dilediğiniz gibi ister giyim ister meyve sebze alışverişinizi yapabilirsiniz. Ayvalık sadece Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nden oluşmuyor. Ayvalık'ın aslında daha popüler yerleri benim şu anda gezdiğim yerler. Ben pazarın içinden geçerken bu dükkan benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Vallahi. Yani bardaklar falan çok güzel. Antikacılarıyla da meşhur bu sokaklar aynı zamanda. O yüzden antika bardaklar var. Şöyle bakın. Antika kutular var. Hem mücevher hem para kutuları. Kurabiye kutuları. Hemen şurada danteller var. O beğenmeyip sağımıza solumuza attığımız danteller. Moda olunca kıymetli olan danteller.
Karşıda da bak çok güzel bir dükkan var. Burada geçmişe gidiyorsunuz, burada geleceğe. Değil mi? Merhaba. Şimdi bakın burada çok güzel el yapımı. Hem doğal taştan yüzükler var, hem şöyle küpeler falan var. Kıyafetler var, otantik. Yan tarafta da neler var? El örmesi, evet. Çantalar falan var. Evet, bak iplik falan da satılıyor. Çanta ipliği falan da satılıyor. Pazar günleri kapalıymış, yazmış. Diyor ki rahatsız etmeyin. Baksanıza. Şunlardan çok güzel çanta yapıyorlar. Bunu da bana programda söylemiştimdir birçok kere. Gülsen ablam ördü. Eline emeğine sağlık. Çok zor bu çantaları da örmek. Ya elin çok acıyor. Sıkı sıkı örmen gerekiyor. Elin çok acıyor. Burada el emeği, göz nuru ürünler var. Ben çok beğendim ya bu Ayvalık'ın arka sokaklarını açıkçası. Sahil ayrı güzel ama arka sokakları daha da güzel bence. Zaten Ayvalık demek... Bu şu an içinde bulunduğum arka sokakları demekmiş. Gelin, 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 gelin. Sürekli Pazar çanta çok teşekkür ederim. Sizi sürekli takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pazar çantanızı almışsınız, evet, eve mi? Eve gidiyorum. Ayvalıklı mısınız? Ayvalıklıyım, doğma büyüme Ayvalıklıyım, buralıyım. Süper. Macaronluyum. Macaronlusunuz. Ay evet. Biz de Macaron'a geldik. Şimdi, buradan... İtibaren zaten buralar hep Macaron. Macaron, evet. Tabii evler de çok güzel ya. Çok güzel. Siz de böyle evlerimiz... renkli evlerde mi oturuyorsunuz? Tabii ki. Benim evim şu Macaron kahvesine geliyorsunuz. Oradan aşağı in denize. Siyah beyaz Beşiktaşlı benim evim oluyor. Oh oh oh, başarılar olsun Beşiktaş'a da. Evet. İsim? Hatice Bayar. Hatice Hanım, evet. İyi gezmeler. Çok teşekkür ederim. Sürekli izliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok sevindim sizi gördüğüm için. Ben de sevindim sizi gördüğümü ve bu güzel iltifatları aldığımı. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, iyi günler. Siz şu sokaklara son kez bir göz atın. Macaron'un muhallebisi meşhurmuş. Muhallebiciden sizleri karşılayayım. Sonra da söz veriyorum renkli sokaklara gideceğiz. Sevgili seyirciler, Ayvalık Macaron Sokağı eskiden Macaron Mahallesi'ymiş. Muhallebisiyle de fazlasıyla meşhurmuş. Dilediğiniz muhallebici de muhallebi yiyebilirsiniz. Ben burayı tercih ettim. Hemen koruk suyu içtiğim köşedeki kahvenin ilerisinde. Ama onun yanı sıra orada pastanelerde, dondurmalarda var, damla sakızlı kurabiyeler de var. Yani tercih tamamen sizin. Kimseden duymadım. Muhallebici yazısını gördüm, vallahi oturdum. Muhallebilerin fiyatı 80 liraymış. En meşhuru bademli muhallebiymiş. Sonrasında damla sakızlı onu takip ediyormuş. Sonra da sakızlı çikolatalı onu takip ediyormuş. Bu muhallebici sabah 10'da açılıyormuş, gece 12'de kapanıyormuş. Tabii ki yazın bu böyle. Kışın daha erken saatte kapandığını söyleyebilirim sizlere. Ya zaten kışın her turistik yer daha tenha oluyor yani. Hepimiz biliyoruz. Bu yeni moda çıktı aslında kışın turistik yerlere hani gitmek. Çünkü oradaki oteller ne yaptı? Şömine koydular, daha böyle odaları şaşalı yaptılar, romantik yaptılar. Hepimiz ne yapmak istiyoruz? Tatil yerlerine gitmek istiyoruz. Amcam beni ne güzel dinliyorsun sen ya. Çok pardon Mithatcığım seni zor duruma soktuysam. Şöyle müsaade eder misiniz gençler? Amcam sen beni ne güzel dinliyorsun karşıdan ya. Ben bakıyorsun ben dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 65. 65. Allah sana sağlık versin. Ismarlayayım mı, bir şey ister misin? Görüşmek üzere. Hadi bakalım ben muhallebimi yemeye. Ben duramıyorum yani. O kadar güzel bakıyordu ki çünkü. Gerçekten de. Duramıyorum. Yanına gitmek istedim. Hemen. Tadına bakayım mı artık muhallebilerin? Tamam. Burada mutlaka muhallebi yiyin dediler de ben o yüzden yiyorum. Yoksa biliyorum. Yani içtiğimin yediğimin haddinin hesabının olmadığını biliyorum. Ve başlıyorum bademli muhallebiden. Çok güzel. Bademlisi aşırı güzel. Dükkana geçti şimdi, bakkaldaydı burada. Bunlar çok güzel.
Hemen neye benzediğini söyleyeyim mi? Pirinç unu. Bunu bilir misiniz küçükken? Hani pirinç ununu yaptıklarında çok tatlı bir tadı olur. Ona benziyor. Çok güzel yapmışlar ya valla. Şöyle buradaki renkli evlere biraz daha göz atın. Sonrasında sizleri buraların biraz tarihiyle karşılayayım. Yani tarihini anlatayım ama çok böyle tarihin içine bırakmayacağım sizi, merak etmeyin. Ama şunu belirtmek isterim ki Ayvalık'ın görünen yüzünün ardında aslında tarihi de birçok yeri var sevgili seyirciler. Geldiğiniz zaman o tarihin içinde de kaybolabilirsiniz. O zaman şöyle bir sokaklara göz atın, sonrasında sizleri tekrar karşılayayım. Şimdi geldik yine renkli sokaklara, renkli evlerin olduğu sokaklara. Sevgili seyirciler, gerçekten bu sokaklarda yürümek çok eğlenceli, çok zevkli bence. İstanbul'da bu sokakların karşılığı neresi diye düşünüyorum. Kuzguncuk olabilir, Balat olabilir, evet. Bebek, Arnavutköy dedi. Bebek olabilir mi sence? Bebeğin arka tarafı falan olabilir. Arnavutköy'ün arka sokakları olabilir. Fazlasıyla güzel. Şimdi biraz Ayvalık bahsedelim. Ayvalık'ın tarihinden bahsedelim sizlere. Çok böyle tarih falan anlatmak istemiyorum ama yine de böyle hani bilmenizi de istediğim şeyler var. Ondan bahsetmek istiyorum. Hanımlar da geziyorlar maşallah. İyi gezmeler bu arada. O zaman başlayalım Ayvalık'ı anlatmaya. Şimdi Ayvalık 18. ve 20. yüzyıllar arasında sevgili seyirciler, Ayvalık aslında çok zengin ve güçlü bir liman kentiymiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde fabrikalarda üretilen sabunları, işte bağlarında üretilen zeytinler, zeytinyağları, tabakhanelerde temizlenen derileriyle Ege'nin en zengin yerleşim yeri sayılırmış Ayvalık. Diğer bir yandan da Yunanistan'ın akademisyenlerin ve sanatçıların buraya göç ettiği dönemde Ayvalık Ege'nin kültür ve sanat merkezi haline gelmiş. Hatta o dönemde işte felsefe, mantık, fizik, matematik, heykel dallarında eğitim veren bir akademi bile kurulmuş Ayvalık'ta, onu söyleyebilirim size. Yunanistan'dan gelen
göçlerle Ayvalık'ta Rum nüfusu Türk nüfusunun 100 katına ulaşmış. Zaten Yunanistan buraya çok yakın sevgili seyirciler. Zamanında aslında Ayvalık'ta, Ayvalık daha doğrusu zeytin, sabun ve deri üretimi ve ticareti yapan Rumlar sayesinde zenginleşmiş. Bu sebeple de zengin bir Rum yerleşimi olması sayesinde işte mimarisinden mutfağına Rum kültürü Ayvalık'a miras kalan bir değer olmuş. Zaten baktığınız zaman şu anda dolaştığımız bütün her yere herkes Rum evlerinin olduğu yerler diyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Aslında bence hala zengin bir yer Ayvalık. Nedenini soracak olursanız deniz var. Böyle güzel evler var. Güler yüzlü insanlar var. Zeytin burada. Zeytinyağı burada. Bence en güzel zenginlik burası ve tarihiyle de fazlasıyla güzel bir yer. O zaman son kez şöyle Ayvalık'ın sokaklarına, Ayvalık'ın sahiline, Ayvalık'a bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Geldik dedi Mithat ve başladık. Çiçek güzel durdu mu kulağımda? Teşekkürler Mithat Kılıç. Sevgili seyirciler, bugün Balıkesir Ayvalık'taydık. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Atlamış olduğum, sizlere gösteremediğim süreden dolayı yerler olabilir. Buraya geldiğiniz zaman dilediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanınız sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp ağzınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın, 360 ekranlarından ayrılmayın. İstanbul'a Ayvalık'tan gelecekseniz eğer 5-5,5 saatte gelirsiniz. Hafta sonlarınızı değerlendirebilirsiniz. İzmir'den ve buraya yakın çevreden çok gelen var. Dediğim gibi bir hatamız olduysa affola, tamam Mithat susuyorum. Öpüyorum hepinizi, hoşça kalın.